Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke leala hulqin azim. Sallallahu alazim. Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Bir mektubattan inciler programında yine bir aradayız. Rabbim her birerlerimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak etsin. Mahcup olacak hallere düşmekten de muhafaza etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, elhamdülillah bir haftanın yorgunluğuyla beraber devam ederken Rabbimizin yine yardımıyla beraber elhamdülillah dinlenme fırsatı. Neyle dinlenme fırsatı? Allah'ımızın ifadeleriyle, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadeleriyle, Allah dostunun ifadeleriyle dinlenme fırsatı bulduk inşallah. Öyle düşünüyoruz. Ben mektubattan inceleme programında öyle düşünüyorum. Kendime özel bir vakit, Allah için bir vakit ayırıyorum. Peygamberimin yolunda bir vakit ayırıyorum. Dostlarımın yolunda bir vakit ayırıyorum. Ne büyük nimet ya. Ekranın başında bulunanlarla beraber Allah için bir araya toplanmış oluyoruz. Bundan büyük nimet mi olur ya? Şükürler olsun. Şu haftanın yorgunluğunu bir kenara bırakıyoruz. Sadece Allah için bir araya geliyoruz. Sadece Peygamberimizin yolunda olmamız hasebiyle bir araya geliyoruz. Sadece Allah dostlarından gerçekten onlara özendiğimiz için, onları sevdiğimiz için, onları benimsediğimiz için bir araya geliyoruz. Oh, bundan büyük nimet olmaz. Bu işin Allah şükrünü eda etmeyi hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, gerçekten manevi bir haz, manevi bir mutluluk, manevi bir güzellik inşallah elde etmiş olacağız inşallah. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bugünkü dersimizde sizlere anlatacağım inşallah. Hocam ne demek istiyorsunuz? Sizin o güzel ahlakınızı, hoş ahlakınızı, gönül genişliğinizi, insanları güzel bir şekilde benimsemenizi, Müslümanları gerçekten baş tacı etmenizi, kardeşlerinize kardeşim diye maşallah sarılmanızı, gerçekten bir kardeşimiz ahirete geçtiyse hakikaten ailesiyle aynı ailesi gibi üzüntü içinde olmanızı ve gerçekten Müslüman kardeşlerinin derdiyle dertlenmenizle alakalı o başarınızı, yani kısacası sizin o mükemmellikleriniz inşallah. Bugün Allah dostları ifadesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle inşallah ne yapacağız? Anlatmaya çalışacağız. Bakalım. Bakalım. Öyle değilsek niye öyle değiliz diye kendimize sorarız. Öyleysek zaten şükrederiz inşallah. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bu arada şunu söylemiş olayım. Biliyorsunuz arkadaşlarımız ekrandan numarayı bildirirler. İkinci bölümde ama birinci bölümde biliyorsunuz Mektubat'tan İnciler programında Mektubat-ı Şerif'i okuyacağız inşallah. Bugün ama Mektubat'ta özellikle hadis-i şerifleri okuyacağız. Hadisler çok hadis zikretmiş İmam Rabbani. Onu okuyacağız inşallah. Ondan sonra ikinci bölümde de sizden gelen suallerin cevaplarını vermeye çalışacağız. Kardeşlerimiz ekrandan numaranı zaten bildirirler. Rabbim hepinizden razı olsun. Ben şahit olun. Allah'ıma da söylerim Celle Celaluhu. Rabbim derim. Ben FM TV ekranlarında bulunan şu seyircilerle beraber Perşembe akşamları, Cuma akşamı yani burada ya Rabbi gerçekten büyük bir lezzet, büyük bir haz, büyük bir feyiz, büyük bir bereket içinde olduğumu gerçekten rahatlıkla söylerim biiznillah. Sizler de öylesinizdir ama. Niye? Çünkü hitap muhatabın hakkıdır. Siz öyle düşünmezseniz, o lezzeti almazsanız ben zaten mümkün değil o zaman alamam bu lezzeti. Mümkün değil. O yüzden dolayı inşallah ne yapacağız? Hep beraber kendimizi bir daha kontrolden geçireceğiz. Haftanın yorgunluğunu atacağız. Şöyle tatlı bir şekilde, feyizli bir şekilde, bereketli bir şekilde inşallah beraberce dertleşeceğiz. Sizinle dertleşmek güzel. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Şimdi gelin hep beraber inceleyelim. Bu mektubatta İmam-ı Rabbani bize anlatıyormuş diyeceksin. Haydi size anlatıyor. İnceleyelim. Haydi. Evet. 98. mektup. El mektubu thaminu ve tis'ud. 98. mektup kime gönderilmiştir? İle Abdülkadir. Abdülkadir'e gönderilmiştir. Kimdir o? Veled-i Şeyh Zekeriya. Şeyh Zekeriya'nın oğlu
Abdülkadir'e gönderilmiştir. Evet. Ne hakkındadır? Fittahriyadı teşvik hakkındadır. Neye? Aler rifki yumuşaklığa. Gördün mü bak? Siz zaten yumuşaksınız be. Siz zaten merhametlisiniz. Siz zaten gönlü geniş insanlarsınız. Siz hanımınıza karşı, beyinize karşı, evladına, kıza karşı, annenize karşı, babanıza karşı, komşularınıza karşı, mümin kardeşlerinize karşı, dünya müminlerine karşı gönlü geniş, merhametli, şefkatli, sevgili, gerçekten mükemmelsiniz. Hocam öyle değilse, değilsiniz kardeşim, incele o zaman kendini. Ne yapalım şimdi? Ben öyle zannediyorum sizi elhamdülillah. Bak Mevlamız diyor. Estağfirullah. Febimâ rahmetin minallâhi lintelehum. Ey Habibim, Peygamberimiz buyuruyor Mevla Teala. Allah'ın rahmetiyle onlara, etrafındakilere yumuşak ol. Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle onlara karşı yumuşak ol, tatlı ol, hoş ol, güzel ol. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ey Habibim, ya Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem, eğer etrafındakilere karşı sert olursan, yumuşak olmazsan, hoş olmazsan, tatlı olmazsan, güzel olmazsan, onlara karşı gerçekten gönül geniş olmazsan, onları bağrına basmazsan, bağrına basamazsan kimseyi etrafında bulamazsın. Kimseyi bulamazsın etrafında. Evet, etrafında kimseyi bulamazsın. Bak, bulamıyorsun kimseyi etrafında. Niye? Çünkü hocam, he? Çocuklar bana gelmek istemiyor. Niye gelmek istemesin? Eğer sen tatlı sözlü olsan, hoş sözlü olsan, kibar sözlü olsan, onlara gerçekten şöyle yumuşatıcı ifadelerle beraber onların gönüllerini alsan, tatlı ifadelerle onların gönüllerini alsan, bak nasıl koşa koşa geliyorlar be. Evet, evet. Bak Mevla devam ne diyor, ne buyuruyor Efendimiz'e? Eğer etrafındakilere karşı, eğer zerre, onlar ne yapacak? Galiyadar kalp katılığıyla hareket etmiş olsaydın, eğer sertlikle hareket etmiş olsaydın, onlara hoş olmayan ifadelerle hareket etmiş olsaydın, sertlik yapsaydın, etrafında kimseyi bulamazdın. Bir. Fa'fu anhum. Onlara affet. Onlara affet. Bir, onlara affet. Şimdi bakıyorsun adam diyor ki, ben diyor affedemem hocam. Kimi? Babamı. Kimi? Annemi. Kimi? Oğlumu. Kimi? Sen ne diyorsun be kardeşim ya? Ya sen ne diyorsun be kardeşim ya? Nasıl affedemezsin ya? Nasıl affedemezsin ya? Allah Celle Celaluhu ya, bizleri affediyor ya. Ve affı seviyor Mevla Teala. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, sakın ha böyle ifadelerle nefsimize güç vermeyelim, kandırmayalım. Şeytanın yoluna gitmeyelim, şeytanlaşmış insanlara benzemeyelim. Allah muhafaza etsin. Bize yakışır mı ya? Biz Rabbimizin, özür Mevla'ya özür dilesen Rabbimizin affını görmüyor muyuz ya? Görmez miyiz ya? O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bak Mevla buyuruyor. Fa'fu anhum. Onları affet. Eğer bu senin kardeşin olabilir, o senin gerçekten annen olabilir, baban olabilir, evladın olabilir, hanımın olabilir veya buna benzer kimler olabilir? Olabilir. Yanlış da yapmış olabilir. Hata da yapmış olabilir. Ama affetmesini bileceğiz. Derya olacaksın, derya. Ya öyle bir sabır, öyle bir genişlik olacak ki sende, onların yapmış olduğu hareketlere karşı, onların yapmış olduğu yanlışlara karşı sen hatanı ısrar bu şekilde ediyorsan, ben de sabrıma ısrar ediyorum. Ben de gönül genişliğime ısrar ediyorum. Ben de seni affetmeye ısrar ediyorum. Seni bağışlamaya ısrar ediyorum. Sen yanlış yap, ben de seni affedeceğim. Sen benden güçlü olamazsın diyeceksin ya. Nasıl tarif ettim size Allah'ın size? İnan öylesiniz siz. Sen benden güçlü olamazsın. Sen yanlışımda ısrar edeceksin. Ben de iyiliğimde ısrar ederim ben. Sen hatanda iyi ya inat edeceksin. Ben de tahammülümde, sabrımda, genişliğimde inat ederim be. Desene. Dersin. Hadi. Allah'ım hepimize bu yolda başarı nasip etsin. Bir daraldım ha. Ben diyor küstüm.
Olur mu öyle şey ya? Ne alakası var ya? Bir Müslüman diğer bir Müslümanla diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 günden fazla küstürmesine müşahede yok. Ve la yahillü li müslümin en yehcura kahu fevka thelâthi eyyâm. 3 günden fazlasına müşahede değil mi? Bak kardeşim güzel insan. Kıymetli insan. Bak Mevlamız ve fâfu anhum onlara bağışla. Nerede yapmışlar? Ne yapmışlar hocam? Bunlar nasıl da affedildi? Nasıl? Bak Uhud'da. Efendimiz onları Ayn'in tepesine koydu sahabe-i kiram efendilerimizi. Koydu Ayn'in tepesine. Burada ayrılmayın dedi. 42 tane sayrıldı oradan. Ya. Ve en netice kazanılmış savaş kaybedildi. Ama yine Mevlana buyuruyor. Onları affet diyor be. Kasıtlı yapmadılar. Nifak yapmadılar. Onlar gerçekten olayı anlayamadılar. Yoksa kesinlikle onlar kasıtlı hareket etmediler. Affet onları diyor. Vestağfirullahum. Ve onlar hakkında Allah'tan özür dile. Sana karşı hata yapacak. Yanlış yapacak. Sen yine diyeceksin ki ya Rab. Bu bana hata yapıyor ama ne olur Allah'ım bunu affedeceksin ya. Bunu bağışlayacaksın ya. Bu bana iftira atıyor ya Rabbi. Affet Allah'ım bunları diyeceksin. Bilmiyorlar Allah'ım diyeceksin. Anlamıyorlar Allah'ım diyeceksin. Eğer bilselerdi bu hatayı yapmazlardı ya Rabbi diyeceksin. Bilselerdi bu hataya düşmezlerdi. Bu eksiğe düşmezlerdi. Bilmedikleri için hataya düşüyorlar ya Rabbi diyeceksin. Affedeceksin. Maşallah. Bu akşam var ya sırf sizi tarif ediyorum maşallah. Öylesinizdir siz. Affı seversiniz. Affı niye? Affolunmayı da seviyorsun çünkü. Rabbim sizi affetsin mi? Hocam affetsin tabii. O zaman sen de affetmeyin. Rabbim hepimize bu yolda başarılar nasip etsin. Başaracağız inşallah. Daha diyor Mevla Teala وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlar hakkında özür ver. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ İşlerinde de onlarla meşvere yap. Dışlama kimseyi. Hata yaptı diye hiç kimseyi dışlama. Onları siz bizden değilsiniz diye karalama. Ötekileştirme. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, dinimiz bir, kıblemiz bir, kardeşliğimiz bir. O zaman nasıl ayrılıklardan bahsedersin ya? Bahsetme. Sakın. Müslüman kardeşini dışlama. Müslüman kardeşini baş tacıyam. O senin kardeşin. Allah'ın bir. Yeterli değil midir senin için ya? Peygamberin bir. Peygamberini seviyor ya. Senin için yeterli değil mi ya peygamberini sevmesi? Kitabullah'ı seviyor ya. Yeterli değil mi ya? Yapma ya. O yüzden güzel insan, kıymetli insan lütfen ve keremen bir kontrolden geçirin kendinizi. Bakın etrafınızdakilere karşı. Kesinlikle yumuşak olun diyor Mevla Teala. Onlara karşı kalbi olsaydınız kimse etrafınızda bulamazsınız. Bir, affedin. Hata yapacak ya affediniz. İki, onlar hakkında Allah'tan özür dileyin. Üç, onlarla meşvereye devam edin, istişareye. İzâ azemte fetevekkel alın. Eğer bunu azmederseniz, dikkat ederseniz, bu ölçüleri kaçırmazsanız, aşırmazsanız, taşırmazsanız, Allah'a güvenin. Allah da kendisine güvenenleri sever. Allah'ın sevgisini kazanmışsınız. Bundan büyük nimet mi olur yani? O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, lütfen bekle. Ne yapacağız? Kendimizi bir kontrolden geçireceğiz. Evet, bugünkü dersimiz de zaten nereden bahsediyor? Bugünkü dersimizde yumuşaklığa, tatlı dilliliğe, güzel davranışlara, Rabbime evvela şu konuşana ve hepimize nasip etsin inşallah. Kuvvetli amin deyin ya. Nasıl amin diyorsun? Yarım ağız amin diyorsun sanki ya. Kuvvetli amin deyin be kardeşim. Gerçekten evvela şu fakire, ben çok arzu ederim yani şöyle yumuşak kalpli, yumuşak davranışlı, tatlı dilli, tatlı ifadeli. Güzel olur be kardeşim, hoş olur be. Başaracağız inşallah. Daha ve terkine hanifi ve kabalığı terk etmeye. Kabalığı terk etmeye bir irad-i hadis ala masrihi salatu vesselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmuş olduğu kaynağı peygamber olan hadisleri sizlere bu konuda irad edeceğiz, bildireceğiz. Buyuruyor İmam-ı Rabbani. Yani yumuşak huyluluğu bildiren, teşvik eden ve kabalıklardan uzaklaştıran hadisi şerifleri beyan edeceğini ne yapıyor? İmam-ı Rabbani buyuruyor. Gelin hep beraber inceleyelim inşallah.
Evet. Nes'elullahu Teala el istikamete ala merkezil adaleti. Evet. Bu çok önemli bir ifade arkadaşlar ya. Allah'tan dileriz. Nes'elullah. Allah'tan isteriz. Neyi? El istikamete. İstikameti, doğruluğu, istikameti, eğriliğe sapmamayı, dalalete düşmemeyi, hidayetten kaçmamayı, hatta aşmamayı, istikamet. İstikamet. Aman Allah'ım be. En büyük keramet, istikamet. İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz buyuruyor. Ya. En büyük keramet nedir diye sorduklarında, istikamet. Allah nasıl istiyorsa. Alâ merkezil adâle. Adalet merkezi üzerine. Bana göre değil. Ona göre de değil. Sana göre değil. Allah'a göre. İstikamet. Peygamber'e göre istikamet. Kitabullah'a göre istikamet. Yoksa kalkıp da isteğine göre istikamet değil. Arzuna göre istikamet değil. Evet, evet. Ben bu hafta söyledim birilerine. Yine söylüyorum. Bazılarını bu hafta gerçekten inceledik. Baktım ki bunlar konuşurken Kur'an'dan konuşuyorlar. Dinden konuşuyorlar. Kitabullah'tan konuşuyorlar. Ama icraatlarına geldiğinde kendi özel kitapları var bunların ya. Üzerinde duruyor bu ifadeyi. Bir takımlarınız bu hafta takip ettik. Baktık ki arkadaş bunlar Allah muhafaza etsin. Konuşurken kitaptan, kitabullah'tan konuşuyorlar. Ama icraatlarına baktığımızda bunlar kendi kitabından icraat yapıyorlar be kardeşim. O yüzden Rabbim bize hakikaten dostu, düşmanı, kardeşi, abiyi kim neyse hakkıyla güzel tanımaya bize ikram etsin. Yoksa insan anlamaz. Bir bakar ki ooo hocam çok düzgün konuşuyorlar, iyi anlatıyorlar, şöyle yapıyorlar, ticaretlerinde başarılıymışlar, bilmem neymişler, şöyleymişler filanmışlar. Ooo yemin ediyorum konuşurken var ya, yeminle söylüyorum, çok güzel konuşuyorlar ama bir baktık ya bunların kardeşim kitapları başka. Kitaptan değil icraatları. İcraatlar başka kitaptan. Tabii başka kitaplar. Kimler olduğunu inşallah ileriki dakikada söylemeye çalışacağım. Tatlı tatlı sorularda söyleyeceğim inşallah. Evet, illa sorular gelir. Oradan sorular gelir, ben size orada söyleyeceğim inşallah. Ama Rabbim hepimizi muhafaza etsin. O yüzden ne buyuruyor İmam Rana? Alâ merkezil adâle. Adalet merkezi üzere diyor. Evet, istikameti ya Rabbi senden istiyoruz. Yani Allah ve Resulü ölçülerinde istikamet. Dost doğru olmak. Evet. Size anlatıyor inşallah. Vel nurid aktaralım ahadîte nebeviyye peygamber hadislerini aleyhi o peygamber olsa min salavat efdalü ve min teslimat ekmeliha. Salavatların en üstünü, teslimatların en mükemmeli o peygamber olsun ki el varide varit olan o peygamberden gelen fi bâbit tezkir vel va'd. Bize gerçi hatırlatma babında, vaaz babında peygamberimiz bize ne söylüyorsa, ne bildiriyorsa, güzel insan, peygamberim ben. Bizi bizden düşünen, bizi bizden fazla düşünen peygamberim. Anamızdan, babamızdan, her şeyimizden fazla düşünen peygamberimiz ya. O bizim hakkımızda ne söylerse, bize ne bildirirse, ne vaaz ederse, ne hatırlatırsa, baş tacıdır ya. Hep bizim için ya. Harisun aleykum, o peygamberse çok haris ya. Çok sevgili, çok muhabbetli, çok aşık, ümmetine çok aşık ya. Çok aşık bir kardeşim ya. O yüzden o peygamberin nasihatlerini, vaazlarını, hatırlatmalarını dikkate alacağız. Yakışır bize, güzel insan. Güzel insan bize yakışır. Peygamberini kenara bırakamazsın. Peygamberini itemezsin. Peygamberini hafife alamazsın. Peygamberini euzubillah dışlayamazsın. Bak peygamberimiz şimdi bize neler buyuracak. Haydi bakalım. Evet, nasihat, onun nasihatlerini. Yasserallahu subhanallahu teala bizlere kolay etsin. El amele bi muktadaha. Onun hadislerini,
onun hadislerini yaşama konusunda. Allah Celle Celaluhu bize kolaylıklar versin. Bak dikkat et. Konuşma konusunda değil diyor. Yaşama konusunda. Konuşurken peygamber ifadeleriyle konuşup sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşurken Hazreti Ömer adaletiyle konuşup. Konuşurken bir Müslüman edasıyla konuşup icraatlarında başka yaparsan bu olmadı be kardeşim. Olmaz. O yüzden Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Güzel insan, kıymetli insan. Evet. Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hadisleri aktarıyor. Size anlatıyor dedim ya bugün. İnşallah biz ne yapacağız? Şu hadisleri inceleyeceğiz kendimize. Ne diyor Efendimiz? İnnallâhe refîkun yuhibbur rifka. Muhakkak Allah-u Teala refiktir, yumuşaktır. Ve Mevla Teala kullarını affedicidir, bağışlayıcıdır, bağışlamayı sevendir. O yüzden dolayı kullarına yumuşak davranır, hoş davranır, tatlı davranır, güzel davranır. Onlara itibar eder, onları gerçekten Mevla Teala takdir eder, kıymet verir. Kulu da en güzel, kulun en güzel kıvamda yaratmıştır. Evet, o yüzden yuhibbur rifka, kendisi Mevla öyle olduğu için de yumuşaklığı sevendir Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya. O yüzden güzel insanlar ya, yumuşaklığı tercih edeceğiz. Şimdi herkese sorsam, ben yumuşam diyor. Bana da sorsam ben de öyle diyorum. Ama yok be kardeşim, sen farkında değilsin. Hanımına karşı, çocuklara karşı, anneye karşı, babaya karşı, etrafındaki dostlara karşı. Hakikaten sen öyle değilsin be kardeşim. Değilsin, farkında değilsin yani. Ama kendi kendine diyorsun ya benden daha yumuşak adam mı var diyorsun. Ya bir incele bakayım kendini ya. Devamlı iğnedesin iğne. Onu iğneliyorsun, bunu iğneliyorsun, şunu iğneliyorsun, şu. Yapma be kardeşim ya. O yüzden güzel insanlar be. Bize yumuşaklık yakışır. Ben size yakıştırıyorum elhamdülillah. Yumuşayacaksınız maşallah maşallah. Hocam nereden biliyorsun? Bak oturmuşsun rahat rahat seyrediyorsun. Daha ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın be kardeşim? Daha ne yapacaksın? Maşallah diyorum. Ama daha da dikkat edeceğiz inşallah. İfadelerimize dikkat edeceğiz. Yumuşak ifadeler bulacağız. Yumuşak ifadeler kullanacağız. Tatlı ifadeler kullanacağız. Bize yakışır be. Haydi bu akşam karar verelim. Hadi var mısınız? Tatlı ifade. Tatlı ifadeler kullanır severiz. Gerçekten yumuşak ifadelerle hayatını sürdürenleri severiz. Güzel ifadelerle insanları gerçekten ne yapan? Tatlı ifadelerle anlatanları severiz. Elhamdülillah. Ama bunu kendi hayatımıza geçireceğiz ya. Beraber yapacağız ya. Beraber bu işe sahip çıkacağız. Hayatımıza geçireceğiz inşallah. Çocuklarımıza karşı davranışlarımıza. Güzel insan. Aa, bu ara görüyorsunuz değil mi? Anneler, babalar çocuklarına karşı bir sertlik bir sert. Aman Allah ne oluyor ya? Cinnet mi geçirdiniz ne oluyorsa ya? Ya yapmayın Allah rızası için ya. Ya yapmayın Allah rızası için ya. Çoluk çocuğumuz bize Allah'ın emanetidir ya. Annemiz babamız bize Allah'ın emanetidir ya. Aman ya etrafımızdaki dostlarımız bize Allah'ın emanetidir ya. Yapmayın yumuşak olalım hep beraber ya. Hep beraber, hep beraber. Bizim rahmetli Ahmet hocamız vardı biliyorsunuz. Geçen hafta vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok yumuşaktı. Çok tatlıydı. Ya herkesi mutlu ederdi ya. O kadar yumuşaktı ki. Gerçekten o yumuşaklığıyla, o tatlılığıyla herkesi güzel geçirirdi ya. Ya bir tanesi ya çıkıp ya benimle arası şey değildi diyecek bir kişi yok be kardeşim. 33 yaşındaydı ya. Vefat etti. Geçen hafta biliyorsunuz ya. O kadar yumuşak, o kadar tatlı, o kadar kibar. Ya gerçekten ya. Fatih Medrese-i Vakfı bütün çerçevesinde, bütün hocalar çerçevesinde elle gösterilecek kadar tatlı yumuşaklığı vardı ya. Ya ne diyorum size ya. Bir kere yüksek sesle konuştuğunu duymadım ben diyorum size. İnanmıyor musunuz ya? 23 senedir yanındaydı. 33 yaşında vefat etti, 10 yaşında yanıma geldi. Tam 23 sene. Ya, bir kardeş, bir dost, bir ahbap, bir vefakar, bir vefakar, bir dürüst, bir sadık. Aman Allah'ım ya, aman Allah'ım ya. Her şeyine şahidim. Şimdi tabii ne oldu? Mesela ne olması mesela? Bak ben size söyleyeyim. Biliyorsunuz vefat edince kardeşimiz başımızın tacı be. Vefat edince
Bütün işlerimizi o takip ediyor. Şimdi içeri arkadaş ya. Bütün hesaplarında, kitaplarında, hareketlerinde, oluşumlarında her şey mükemmel. Ya bir tane şurayı yanlış yapmış diyeceğin bir tane bir şey yok be kardeşim ya. Ya bir tane ya, kıskanılacak mı insan ya, Allah rahmet etsin. Zaten maşallah dediniz, vefat etti be kardeşim, siz var ya siz. Daha maşallah deyin, artık zaten vefat etti. Ya kıskanılacak insan ya. O kadar, dikkat edin, o kadar titiz, dikkatli, hesabında, kitabında, olaylarda. Ya A yazdıysa A ya, B yazdıysa B, hiç daha yok, ötesi yok. O kadar ciddi bir şekilde her şeyi ne yapmış, yerlerinde yapmış ya. Maşallah diyorum ya. O yüzden ama çok yumuşaktı be. Sesi hiç yükselmez. En zor şartlarda mesela bu olayı atlatacak. Bakıyor ki gelen ifadeler, hareketler, oluşumlar ne yapılması lazım? Atlatılması lazım. Tatlı bir giriş, cevap yok, devam. Bu kadar. Bütün cevabı bu. Tatlı bir giriş, ifade yok, tak devam. Çünkü o hareket yapılma doğru değil. Doğru olmayan bir şey teklif edildiğinde yapacağı hareket bu. Kavgaya girmez, tartışmaya girmez, bir dakika sen ne diyorsan girmez. Asla. Ne? Tatlı bir giriş, devam. Karşı taraf anlıyor. Demek ki bu olmaz. Niye? Çünkü tatlı bir giriş, devam. Sistem bu. Maşallah. Ya Allah nazardan sanmasın. Ya Allah Celle Celaluhu. Bak ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâh refîkun yuhibbü rüfka. Allah yumuşaktır. Ve yumuşak huyluları ne yapar? Sever, sever. Devam ediyor. Ve yu'di alel rifki. O yumuşak üzere olan kişilere verir. Mâ lâ yu'di alel anfi. Sertlik üzere olanlardan çok daha fazlasını verir. Sertlik üzere olanlar bunu alamaz. Öyle yumuşaklıkla alacağı mertebeler olur ki, öyle güzellikler olur ki, öyle tatlılıklar olur ki, cennet cemalullah olur ki, ama sertlikle onu alma şansı yok. Sertlikle onu alma şansı yok. Çünkü sen benim kullarıma yumuşak mı oldun? Rabbimin kullarına yumuşak mı oldun? Peygamberin ümmetine yumuşak mı oldun? Dostların dostluğuna, evlatlarına yumuşak mı oldun? Sana yumuşak be. Yumuşak davranır ya. İnanın yeminle söylüyorum. Ben öyle iman ediyorum ya. Ahmet Hüseyin'imiz var ya. Ella tehafu ve la tehzenu. Sakın ha. Sakın korkma. Sakın mahzun olma. Çünkü sen yumuşaktın, hoştun, naziktin, kibardın. Sana sertlik olmaz. Sana sertlik olmaz. İnan öyledir ya. Gerçek. O yüzden biz de başaracağız inşallah. Evvela bana dua eder misiniz? Lütfen ya. Ben biraz biliyorsunuz. Hikmet Hüda böyle normal birebirlerde şeylerde ilerliyoruz ama sen söyle böyle sohbet esnasında yani böyle bazı konular olduğu zaman bazı konularda Hikmet Hüda ne ismiklese bir anda celallenebiliyoruz ya. Bir anda. Bir bakıyorsun. Allah Allah diyorum ya. Ya diyorum bu sefer hiç sesimi yükseltmeyeceğim diyorum. Çok daha dikkatli olacağım diyorum. Ama konu bir geliyor arkadaş. Bir bakıyorsun ki bu konuda da kardeşim. Bu konuda ses yükseltmeni olmuyor be kardeşim. Diyorsun ya. Yani. Ama inşallah başaracağız. Daha yumuşak. Bir hoca efendi vardı. İsmail Han'ın şey imamıydı. Şu andaki değil. Daha önceki imam. O da emekli oldu. Şu anda yaşıyor. Hala var da. O maşallah bir çıkardı şeye. Kürsüye ve imam şeyde mihraba. Mihrapta bir bakarsın. Öyle gayet sakin, 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 sakin. Öyle bir anlatırdı ki ben ya. Öyle bir anlatırdı ki maşallah. Allah nazardan saklasın. Gerçekten o da bir kabiliyet meselesi ya. İnşallah başaracağız. Hep beraber. Evet. İnnallâhe refîkun. Allah-u Teala muhakkak ki nedir? Yumuşaktır. Yuhibbur rifka. Rifkı yumuşak huyluyu sever. Ve yu'adî alel rifkı ve rifk üzerine olanlara verir. Mâ lâ yu'adî alel anfî. Setlik üzerine olanlara verdiğinden fazlasını verir. Ve mâ sivâhu ve bunun dışında yani rıfkın dışında, yumuşaklığın dışında olanlardan fazlasını onlara veririz. Yani yumuşaklığa Hazreti Allah çokça veriyor. Çokça kıymet veriyor.
Çokluk veriyor. Bu yumuşaklık kim olacak? Kim olacak? Hocam ben çok yumuşak bir adamım. Nereden bilelim şimdi senin yumuşak olduğunu? Gerçekten hanımına karşı öyle misin? Hocam hanıma var ya yumuşak olsak var ya ne olur? Hocam işte bizim başımıza çıkar çıksın. Ne olur? Ne olur ya başına çıksın? Ya hocam çok şımarır. Şımarsın sana şımarsın. Ya sana şımarsın olur ya bu hanım mı senin ya? Belki de 30 sene, belki 40 sene, belli 50 sene, belki 20 sene artık neyse veya 3 sene, 5 sene fark etmez yani. Ne olur ya? Seninle beraber hayatını sürdürüyor. Seninle beraber güzel geçinmeler yapıyor. Güzel geçiniyor her şeyini sana ne yapıyor? Uyduruyor, şu yapıyor. Ne olur ya sen şımarsın. Yapmayın Allah rızası ya. Yapmayın ya lütfen ve keremen ya. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin en hayırlınız, aileliğine karşı en hayırlı davrananız buyurmuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E o zaman. Haydi hep beraber. Şimdi bana diyorsun ki hocam şimdi öyle düşünüyorsun. Hocam sen nasılsın? Ya bir şey demiyorum ben. Canım. Hep beraber diyorum zaten. Ben çok yumuşağım diyemem. Ama çok sertim de diyemem. Açık söylüyorum ya. O yüzden dolayı inşallah en yumuşağı neyse, en tatlısı neyse o peygamberi örnek alacağız. Ve hep beraber başaracağız inşallah. Haydi hep beraber. Rabbim başarmayı nasip etsin. Evet. Birinci adı şerifti bu. Vallahu Müslim. Kütüb-i Sitte'de bulunan Müslim adlı eserde hadis-i şerif kitabında bu hadis-i şerif geçiyor arkadaşlar. Evet. Ve fi rivayetinde o kâle li Ayşe. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize sormuş. Radıyallahu anha ve ebeveyha. Ayşe annemize peygamberimiz söylüyor. Buyuruyor. Allah Ayşe annemizden de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'dan ve Ummu Ruman yani peygamberimizin kayınvalidesi Ayşe annemizin annesi Hazreti Ebubekir hanımı Allah her birerlerine razı olsun. Evet. Aleyke bir rifk. Yumuşak huylu ol. Ayşe annemize peygamberimizin ifadesi. Yumuşak huylu ol. Bu da çok önemli bir ifade. Ev hayatımızda bulunmuş olduğumuz hangi ortam olursa olsun. Karşımızdaki insanlara bu ailemiz olabilir, çalışanımız olabilir, herkes olabilir. Onlara nasıl davranacağını tatlı bir dille anlatmaya kalkarsak, yumuşak bir tarzda anlatmaya kalkarsak, onları düşünür şekilde anlatmaya kalkarsak her biri etkilenecek. Bak Efendimiz ne buyuruyor? Aleyki bir rifk. Aleyki bir rifk. Ya Ayşe yumuşak huylu ol. Kime karşı? Çocuklarına karşı. Kime? Ne hale geldik ya? Geçini bu hafta gördünüz mü? Ne hale geldik? Ey insanlar, güzel insan. Ne hale geldik ya? İnsanlar artık hanımına güvenmiyor. Evine kameralar koyuyor. Kameralar koyuyor. Görüyor musun ne hale geldik? İslam'dan uzak yaşadığımız müddetçe güzel insanlar bırak iş yerlerimizi bak evlerimizi artık kameralı haline getirdik. Görüyor musunuz halimizi? O yüzden güzel insanlar yapmayın. Gelin hep beraber Allah'ımızı öğrenelim. Peygamberi öğrenelim. Kitabullah'ı öğrenelim. Kitabullah da bize bildirilen o cennet cehennemi olaylarını öğrenelim. Hakikaten doğruluğu öğrenelim. Sıdkı öğrenelim. Göreceksiniz ki hayatımız cennet olacak be kardeşim. Yoksa Allah muhafaza ya İsa hanımına güvenmezse, kardeşine güvenmezse, babasına güvenmezse, annesine konuşmuşsa, evladına güvenmezse. Ya Allah rıza soruyorum ya bu adamın hayatı ne olur ya? Ya bu adamın hayatı ne olur be kardeşim? Bu adam cehennemde yaşıyor be kardeşim ya. Cehennemi dünyada seçmiş ya. Gerçekten söylüyorum ya. Samimi söylüyorum ya. İnsan hanımına güvenmeyecek. Cehennemi seçmiş işte. Çocuklarına güvenmeyecek. Anneye güvenmeyecek. Babaya güvenmeyecek. Şuna güvenmeyecek. Hocam işçisine güvenmeyecek. İşçisine güvenmeyecek. Nasıl güvenmeyecek? Niye güvenmeyecek? Hocam çarpar. Niye çarpsın seni? Müslüman niye çarpsın ya? Hocam ya Müslüman niye çarpsın seni? Niye çarpsın ya? Hocam ama işte anlamam ben. Sana güzel İslam'ını anlat bakayım. Sen ben kameradan seni seyretmem önemli değil ki diyeceksin ya. Seni Allah takip ediyor be. Öğretsene be kardeşim. He? İşçine öğret be. Güzel insan de be. Seni Allah takip ediyor.
Benim ne olur? Ben belki haftalığından, aylığından keserim. Ama Allah takip ediyor. Allah seni gerçekten laf dinlemezsen, söz dinlemezsen, o takipte yakalanırsan Mevla Teala neler yapar sana? O yüzden yapma diyeceksin ya. Yapma kardeş. Yok, sen onları Allah'a tanıtmayacaksın, peygamber tanıtmayacaksın, kitap tanıtmayacaksın, İslam'ı tanıtmayacaksın. Ne yapacaksın? İslam'ı tanıtmayacaksın, ne yapacaksın? Hocam her tarafa kameralar koy, sen cehennemde yaşıyorsun be. Senin gönlün bir defa rahatsız. Senin bir defa sevgin rahatsız. Güvenin rahatsız. Kaliten rahatsız ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Sen cehennem yaşıyorsun ya. Evet, cehennem. Güzel insan, kıymetli insan yapma. Allah tanıtalım, Allah'ı tanıtalım. Rab, inne rabbeke le bil mirsad. Sahibimiz Hazreti Allah. Seni de beni de her şeyi yoktan var eden Hazreti Allah. Hepimizi takip ediyor. Yaptığımız hareketlerin olumlu olursa ona göre cennet cemalullahı, güzel muameleleri, hoş muameleleri, tatlı muameleleri var. Ama o Allah Celle Celaluhu bizi imtihan için dünyaya gönderdiğinden dolayı yaptığımız hareketler Allah takip ediyor. Yaptığımız hareketler Allah'a karşı isyan olursa, itiraz olursa, şeytanlaşmış olursak, nefse uyarsak, Allah'a isyan edersek Allah bize ne yapsa sonra kardeşim. Evet, mesele anlaşılmıştır bu sene sonlar. Ayşe annemiz, Efendimiz buyuruyor ki aleyki bir rif, yumuşak huylu ol. Rabbim hepimize ikram etsin. Evet. Ve iyyâke vel andfe vel fuhş. Evet, sertlikten ve çirkin ifadelerden, hareketlerden kaçın. Kaçın. Az fuhş, az ifade. Bak, çirkin ifadelerden, sözlerden kaçın. Yapma Allah rızası için ya. Hanımına karşı ağız alınmayacak ifadeler kullanıyorsun. Çocuğuna karşı kullanıyorsun. Etrafındaki ya sen değilsin be kardeşim ya. Allah rızası için ya. Ya yakıştırır mı ya Müslümana ya? Lütfen ve keremen ya. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak mı kardeşim? Lağım olmayacak ağzın ya. Yapma Allah razı. Bu kadar çirkin konuşulur mu ya? Bu kadar hoş olmayan ifade kullanılır mı ya? Bu insanlara neudü billah küfürle bu gibi ifadelerle hareket edilir, hakaret edilir mi ya? Yapma Allah razı için ya. Olmaz, olmaz. Müslümanda küfür olmaz. Anlayamadım. Anladın mısın? Müslümanda küfür olmaz. Hocam, Müslümanda küfür olmaz. Bitmiştir. Ama ben bilirim, Müslümanda küfür olmaz. Ama hocam birileri var filan filan. Bilmem ben. En az onda o küfür devam ettiği müddetçe nifak vardır, nifak vardır. Nifak vardır onda ya. O yüzden yapmayın güzel insanlar. Etrafımızdakilere karşı, dostlarımıza karşı, Müslümanlara karşı, hele hele müminlere karşı, Allah dostlarına karşı, güzel insanlara karşı aman ha ağız alınmayacak ifadeler kullanma. Çocuklarına karşı, hanımına, hocam çok sinirlendirirler. Nasıl yani? Sinirlendiğin zaman zaten kendini koruyacaksın ya. Sinirlenmeden zaten sen böyle yapıyorsan sen zaten hiç çekilecek bir adam değilsin be kardeşim. Hiç kusura bakma ya. Hiç kusura bakmayacaksın ya. Sen sinirlendin zaten kendini kuracaksın. O zaman kendini muhafaza edeceksin. Yoksa kalkıp da sen sinirlenmeden kalkıp da ağzı alınmayacak ifade kullanıyorsan zaten sen. Sen hiç konuşmayalım biz ya sen. Hiç konuşmayalım sen. Evet. Evet. Rabbim inşallah sözlerimize dikkat etmeyi nasip etsin inşallah. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun inşallah. Evet. Aleyki bir rifk. Yumuşak huylu ol. Evvela Rabbim bana da nasip etsin. Bak görüyor musun? Bazı konularda hemen nasıl? Çünkü çok ağrıma gidiyor ya. Düşün sen. Şikayette bulunuyor. Bazen erkekler ya. Yemin ediyorum ya. Erkekler ya. Hanımları öyle hakaret ediyor ki. Öyle hakaret ediyormuş ki. Aman Allah'ım. Bu nasıl ya? Dünya tersine döndü be kardeşim ya. Hanımlar aynı şekilde hanım ablalarımız falan. Erkeklerin ağır ifadeleri aman ya Rabbi olmaz ya. Fe inner rifqa
Zira yumuşaklık diyor. Efendimiz devam ediyor. Ayşe annemize anlatıyor. La yekunu fi şeyin illa zanehu. O ancak olmaz. İnsanın süsü olur diyor be. O insanın süsü olur. Yani sen kalkıp da başka şeylerle süslenmeye çalışma diyor Efendimiz. Sen yumuşaklıkla o zaten insanın süsü olduğundan dolayı onunla süslen diyor be. Yumuşaklıkla süslen, tatlı ifadelerle süslen, kibar ifadelerle, hoş ifadelerle süslen ya. Haydi be hanım ablalar, bu akşam başlayın hadi. Erkekler, ablalarımıza, kardeşlerimize, hanım ablalarımıza lütfen be Kerem, haydi be. Başlayın bu akşam be, tatlı ifadeler. Ya bir bak bakalım kaç tane tatlı ifade biliyorsun ya. Bir inceleme. Haydi be. Bak göreceksin ki çok mutlu olacaksınız ya. Çok. Güzel ifadeler gerçekten. Sevgiyi artırır, muhabbeti artırır, her şeyi artırır ya. Evet artırır artırır. Desene hanımına, hanımına de ki hadi. Hadi yanında hadi. Şişt. Hadi seyrediyoruz. Bak hanımına de bakayım şurada. Şimdi söyle bakayım. Hadi hemen söyle. Hanımına söyle bakayım. Hanım de be. Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. De bakayım hemen söyle hadi. Oo, hadi hadi söyle söyle çabuk. Oo, zorlanıyorsun be kardeşim. Hadi hadi abla sen de söyle bakayım beyine. Hadi bakayım. Söyleyeyim be kardeşim ya. Hanımcısın ya. Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. Bunda ne var ya? Yakışıyordu mu ağzıma doğru söyleyeyim. Allah hepimizi muhafaza etsin inşallah. Evet. Aleyki bir rifki, yumuşak huylu ol ve iyyake vel anfe vel fuhşe. Sertlikten, çirkin ifadelerden sakın. Fe innen rifka la yekunu fi şeyin illa zehun. Çünkü yumuşaklık insan için diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak süs olur, zinet olur. Evet, tabii devam ediyor, dikkat edin. Ve la yenzeu min şeyin illa şanehu. Eğer insan o yumuşaklıktan soyulursa, yani kendisinde yumuşaklık yoksa, sertlik varsa o lekelidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinde yumuşaklık olmayan, tatlı dil olmayan, hoş ifadeler olmayan, kendisi sert olan, sertlik kendisine bulunan kişi lekelidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya gördün mü ya? Rabbim şu gerçekten şu lekeden yani sertlik lekesinden veya böyle olumsuz ifadeler şundan bundan böyle ifade lekelerden Rabbim tüm Müslümanları kurtarsın inşallah. Güzel insanlar. Yakışmıyor Müslümana ya. Yakışmıyor Müslümana. Ne? Sertlik yakışmıyor. Hoş olmayan şeyler Müslüman kardeşine karşı, ailesine karşı yakışmıyor kardeşim, yakışmıyor. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm ve tahiyye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bugün dedim ya bugün hadis-i şeriflerden devam edeyim İmam Bazı'nı. Bu hadis-i şerif devam edeceğiz inşallah. Men yahrimur rifka yahrimul hayr. Ya. Kimde diyor Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ya. Efendimiz buyuruyor. Kimde diyor yumuşak huyluluk yoksa diyor ya. Mahrumsa. Adamda yumuşak huyluluk yok. Sertlik adamı mizacı. Yaratılışı öyle. Hareketleri öyle. Oluşumu öyle. Kendisini bu konuda terbiye etmiyor. Bazıları söyler ben değişmem. Niye değişmeyeceksin sen? Sen niye değişmiyorsun? Sen necisin ya? Niye değişmezsin sen ya? He? Niye değişmiyorsun? İki güne eşit olan aldanmıştır. Ziyandadır, husrandadır, pişmandır, perişandır. Sen nasıl değişmezsin ya? Efendimiz buyuruyor. Değişin diyor. Devamlı kaliteyi artırın diyor. Güzelliğinizi artırın diyor. Beğenilmeyen ahlakınızdan vazgeçin diyor. Sen nasıl değişmiyorsun ya? Ya ben buyum biliyorum. Ne olsun sen bulsun. Öyle bir şey yok be kardeşim. Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin. Kendinizi yetiştirin demektir bu yani. Beşikten mezara kadar kendini yetiştireceksin. Nasıl sen kalkıp da ben buyum diyebiliyorsun ya? Öyle bir şey yok kardeşim. Her gün, her dakika, her saniye kendimizi geliştirmek zorundayız. Kendi ilmimizi artırmak zorundayız. İnsanlara karşı, etrafımıza karşı davranışlarımızı gerçek kalitelendirmek zorundayız. Öyle olur mu ya? Eğer diyor Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bak kimde rifk yoksa, ondan mahrumsa, eğer yani yumuşaklıktan mahrumsa, evet, tatlı ifadelerden mahrumsa,
Evet, devam var. Yuhrimul hayr. O kişi diyor hayırdan mahrumdur diyor. Onda hayır bulunmaz. Sen ne anlatıyorsun? O yüzden güzel insanlar. Gelin hep beraber inşallah bu akşam karar verelim. Rabbim kendi rifkini, yumuşaklığını, kendi o merhametini, o ahlakını, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunan o ahlakı ve Peygamberimiz yolundan yürüyen Allah dostun ahlakını, o güzelliklerin tamını cümlemize ikram eylesin. Bizlere Mevla Teala gerçekten istemiş olduğu o yumuşaklık neyse, hoşlanmış olduğu o yumuşaklık neyse, ama çocuğumuza karşı, ama annemize, ama babamıza, ama etrafımızdaki kardeşlerimize karşı, ama ailelerimize karşı, dostlarımıza karşı o yumuşaklık ahlakı neyse Rabbim cümlesini cümlemize ikram etsin, ihsan etsin. Eksik kalmaktan hepimizi muhafız etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, ben bu mektubatı çok çok etkilendim bu mektubattan inşallah. O yüzden dolayı bunu devam ettirmeye çalışacağız inşallah. Şu andaki bölümde vaktimiz dolduğundan dolayı. Ben biliyorum sizinle elhamdülillah. Bu rejideki kardeşlerimiz, kameradaki kardeşlerimiz de öyle. Maşallah. Sabaha kadar devam edilmesini isterler ama ölçüyü yine kaçırmayalım biz. Bize yakışan ölçüde hareket etmek. O yüzden dolayı inşallah ne yapacağız? Bu haftalık bu kadarla yetinmeye çalışacağız. Ama bu mektubatı devam edeceğiz. Bu mektupta gerçekten bu konu üzerinde, bu minvan üzerinde, yani güzel ahlak, hoş ahlak, yumuşaklık ve sertlikten vazgeçmek. İnşallah devam etmeye çalışacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizinle olmak çok güzel. Rabbim inşallah hepimize bu yumuşaklığı ikram etsin, ihsan etsin. Ve ikinci bölümde olmak dileğiyle inşallah, beraber olmak dileğiyle sizden gelenleri cevaplandıracağız inşallah.